IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok değer verdiğim kardeşim geldi. YouTube'da bizi görmüş. Şu an kutumuzu bu şekilde montajladım. 100 km'de şehir içinde 15 litreye kadar çıkıyormuş. Uzun yolda da 12 litreye kadar düşüyormuş. Yolun durumuna göre kendi görevinden dolayı yüzünü çekmeyeceğim. Arabadan neler hissettiğini bize söyleyecek. Ben neler olacağını tahmin edebiliyorum. 6.6, 6.5 yolun durumuna göre düşeceğini çok iyi eminim. Tecrübemizden dönüşünde kendisindeki düşüncelerini de alacağım. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Suat'cığım YouTube'da videoları seyretmiş. Arabası da Captiva. Fakat kendi görevinden dolayı yüzünü çekmeyeceğim. Arabadan neler hissediyor? Daha evvelden niye yakıyormuş? Şimdi kaça kadar düşmüş? Bize tek tek izleyecek. Suat merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Yani ben bu arabayı alırken internetten baktığım bilgilerle bir 10 litre vesaire dedikleri için 10 litre yakıyor dedikleri için bu arabaya bir girişimde bulundum. Tamam. Fakat arabayı kullandıktan sonra 15 litreden fazla yaktığını hissettim. Birkaç ustaya götürdüm arabayı, deposu delik mi diye. Eyvah. Ustalar böyle baktılar, işte enjektörlerini falan kontrol ettiler, siyah duman vesaire yok dediler. Yani tamam, bu arabada bir sorun yok, bunların geneli böyle 15 litre 18 litre yakıyor diye. Yani rastgele Derya Usta'nın internetten videolarını gördüm, geldim şimdi taktım ve şu an arabayı test ediyoruz. Arabayı ben kullanıyorum. Evet. Yani ayağımın ucuyla gaza dokunarak şu an 7 litre yakıyoruz arabayla. Hala inanamıyorum açıkçası şu an ama gerçekten de göründüğü gibi. O zaman 7.1. 7.1 şu an. Evet, yani gerçekten de süper, harika yani. İnşallah böyle devam edebiliriz bununla. Yani satmaya da gerek duymayacağım. Merak etme. O gazetenin altında yumurtayı kırdırmayacağım. Yok, bu devirde. Yumurta kırılmıyor ya. Kırılmıyor, evet, değil mi? Evet, yok, o yumurta kırılmıyor. Arkadaşlar ben bir şey daha söyleyeceğim. Biz de benzin veya mazot aldığımız zaman pompanın düşük kademe, orta kademe, yüksek kademe olduğunu vatandaş bilmiyor. Düşük kademeden pompadan havayı düşük kademeden mazotu dolduralım. Arkadaşlar şu anda 6.9'a kadar aldı. 3 kademeden oluşuyor. En düşük kademeden koyduğumuz zaman depo havayı yapmaz. Bir de ayrıyeten tamam doldu dedikleri zaman ona izin vermeyin. Bekleyin. Mazotu ucunda görün. Çünkü birkaç saat hisseden sonra o depoya mazot oturuyor. Oturduğu zaman sizin orada 2 litre 3 litre kaybınız olur. Sonra kafanıza soru işareti kalır. Ama ben bildiğim kadarıyla bu arabaların normal şehir içinde 500-525 kilometre, uzun yolda da 610 kilometreye, 585 kilometreye kadar çıkıyor. Buradan Yılmaz'cığıma da sevgiler, saygılar, bana bir gün bir video gönderdi. 585 kilometre yol yapmış, yarım çizginin çok altına düşmüş. O da bana espri yapıyor, bu kadar yeter mi abi diye. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum ben.